Şehirde sosyete ve sanat dünyasının ünlü simaları polis tarafından sorgulanıyor. Cihan Karadağ ise olayla ilgili sessizliğini koruyor. Selamlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Buyurun abim. Partide maktulün kız kardeşi de varmış başkomiserim. Ağlaya ağlaya koşarken görmüşler en son onu. Fotoğrafını ekiplere dağıtalım. Ailesiyle de görüşün. Kızı bulun. İhbarı Cihan Karadağ'ın kendisi yapmış. 2 yıldır evlerindeymiş. Özel ders veriyormuş çocuklara. Bu nasıl bir işkoliklik ya? Gerçi sen okulda da böyleydin de. Evlendirmemiz lazım seni. Çoluğa çocuğa karışırsın, evinde oturursun geceleri. Sen oturabiliyor musun? Ne işin var senin burada? Bu akşam evlilik yıl dönümümüz değil miydi? Aman işte. Görev çağırdı, ne yapalım? Senin ne işin var ki burada? Organize kesmedi cinayete de mi bakıyorsun artık? İşte balık büyük olunca suya gireyim dedim. Kimin evi ki burası? Cihan Karadağ. Uzun zamandır zaten peşindeydik. Ama bir türlü açık yakalayamıyoruz. Bu olay fırsat olabilir. Cinayetle birlikte çalışacağız bu işte. Zeynep, iyi misin? Yorgunum ya biraz. İyi tamam, sen git eve. Hande geliyor zaten. Yarın değerlendirme yaparız. İyi tamam, kolay gelsin. Sağ ol. Ha, Kerem Savcı'ma selam. Ferhat. Buyur abi. Bu komiser mi bakıyor olaya? Öyle görünüyor abi. Sağlam birkaç adam ayarla. Bir göz daha verelim. Kiminle uğraştığını anlasın. Cihan Bey kızmasın abi. Onu bununla yormayalım. Biz halledelim. Peki abi. Ben ayarlarım abi. Zeynep, gidiyor musun? Hemen çözdünüz, bana iş kalmadı mı yoksa? Yok. Aslan içeride, anlatır sana. Zeynep, iyi misin sen? Ha, iyiyim. Cinayette şu an... Ay, hayır. İntihar mı yoksa cinayet mi? Müsaade eder misin? Bir açıklama yapacak. Zeynep'in nesi var? Kapıda karşılaştık da yüzü bembeyazdı. İşte tanıyorsun Zeynep'i. Kızı üzülmüştür. Kimmiş, kaç yaşındaymış? Çocukların öğretmeni. Düşmüş mü yoksa? Orası belli değil. Çözeceğiz.